Merhaba sevgili dostlar, sevgili balık burçları, yükselen balık, ay burcu balık olanlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. 1-7 Eylül haftası kahve falınızda neler var ya da kahve falında sizi neler bekliyor? Açalım bakalım. Umarım güzel dediğim, iyi dediğim her şey önünüze çıkar. Falın sonunda da başında da söylüyorum arkadaşlar. Bakalım nasıl bir falınız var? Burası arkadaşlar hane. Bakın burada içinizden atmak istediğiniz, konuşarak çözmek istediğiniz bir konu var ama gelgitli bir konu. Şuraya baktığımız zaman da gördüğünüz gibi maddi kaynaklar dediğimiz alan gayet güzel görsellerde çıkmış. Tabii ki ufak tefek konular var. Ben maddi kaynaklar diyeyim arkadaşlar. Temizse temiz, ters olan konuları da var çünkü ters konularda aslında. Ters olarak anlatacağım. 5 rakamıyla başlıyoruz bir kere pazartesine. Bu 5 ve 4 rakamı 54 Sakarya mıydı? Yani öyle bir rakam çıkmış. 54 yazısını görüyorum şu an ve yolla alakalı bir konu. Bu parasal anlamda bir yere gidip bir para almak. 5 ve 4'ün olduğu belki de ama yolunuz biraz sisli puslu arkadaşlar. Sanki haber bekliyorsunuz iş ve para konularında dediğim gibi. Bu haberin pazartesi özellikle para almak sanki. Beyaz bir para var çünkü beyaz bir balık var içerisinde. Para alma konuları olabilir. Kafanızın üstünde çıkmış. Böyle hedef doğrultusunda aslında bir yol, bir yoldan haber beklentisi içinde çıkıyorsunuz. Burada bekleyişiniz yalnız salı gününe gidiyor. Şimdi salı gününe geldiğim zaman salı günü önünüzde açılan bir yol var. Ve o yolla birlikte gelecek bir para var. Fakat parantez içinde söylüyorum arkadaşlar, hepiniz olmayabilir ama iş ve para konularında yani iş çevrenizde özellikle çalışanlar için bir vefat haberi duyabilirsiniz. 5 rakamı gene burada da var yalnız. Sonrasında önünüz açılmış ve tam çarşambaya kadar ama arkadaşlar yani git gel mi olur, bankada mı olur, ne olur bilemiyorum ama çarşamba günü bu konularla alakalı sevinç gözyaşınız önünüze düşüyor. Diyorsunuz ki oh be rahatladım ki zaten çarşambanız çok temiz, perşembeniz çok temiz. Burada H harfi var ayaklarınızın altında. Önünüzde parasal konular neyse çözmeye çalışıyorsunuz. Elinizde çok temiz para konuları var yalnız. Ve bu hafta sonuna kadar devam ediyor diyebilirim. Hafta sonu özellikle süre verdiğiniz bir para konusu olabilir belki. Burada kum saati görselleri çıkmış. Sanki önünüze koymuşsunuz bir kum saati, bir beklenti içindesiniz. Ama buradaki beklenti paradan çok bir kişiyle görüşmek gibi bir beklenti. Bir çizgi bir tik atacaksınız. Çünkü bu görüşmeniz gereken kişiyle de cumartesi günü büyük ihtimalle görüşmüş olacaksınız arkadaşlar. Bu da aslında gene parasal konularda bir gene temiz bir balık var. Yani bu hafta para size akıyor ya. Maşallah diyelim. Para size bildiğin akıyor. Çalışmıyorsanız iş teklifi alırsınız. İş teklifinden geri dönüş alırsınız arkadaşlar. Yani bu hafta aslında baktığım zaman para 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 konularında gayet güzel ve temiz çıkıyorsunuz. Dönüp dönüp aynı yerlere bakmak istiyorum aslında. Nedir bu para konuları diye. Gelelim şu hane içerisindeki konulara. Hafta ortası yani aslında pazartesi değil ama salı günü itibariyle başlıyor da şu pazartesi günü de bir şeyler var. Bir kere pazartesi günü haneye gelen güzel bir haberiniz var bir kere. Burada iki kişinin çok sevindiği bir haber. Yani aile içerisinde bir kişiye de gelebilir tabii ki size de gelebilir. Ama burada sadece siz değil, çevrenizdeki insanların da sevindiği bir haber var. Burada bir anahtar teslimi var aslında. Bir mal alımı olabilir, bir mal satışı olabilir. Yani sizi mutlu edecek bir şey ama anahtar. Bir kapıyı açıyorsunuz ve bu kapıdan güzel haberler alıyorsunuz görseli var. Fakat Salı günü arkadaşlar sanki bakın şurada ilişkiyle alakalı ya da hanenizdeki bir kişiyle alakalı ama bu şey A harfi var bu kişide. Direkt spontane çıkmış. Sanki bir yere gitmeye çalışıyor. Sırtından yakalamışsınız, geri çekiyorsunuz. Bu ilişkilerde kaçmak, kaçmaya çalışmak, bir konuşmadan kaçmak, bir ortamdan kaçmak anlamına gelebilir. Ama öncesi siz sanki elinizde böyle bir tablet mi tutuyorsunuz, telefon mu tutuyorsunuz ona bakıyorsunuz. Sonrasında bu A harfi ters tavır ve hareketleri artı bu konudan dolayı o kişiyi tutmuş çekeliyorsunuz. Ve aslında bu kişiyle yaptığınız konuşma, görüşmeler akabinde tartışılan, kavga edilen, çekişilen konulara gelir. Çarşamba, Perşembe bu konularda çözüm bulunmaz arkadaşlar. Karşınızdaki kişi sanki bir şey yapmış. Çocuğunuz da olabilir tabii ki ama.
Ve siz burada bir dakika gel, geri gel buraya, gel bir dakika sen ne yaptın der gibi çıkıyorsunuz. Karşınızdaki kişi kaçmaya çalışıyor ve sonrasında da devamlı tartışıyorsunuz. Kendini savunacak kaçamıyor çünkü anladığım kadarıyla. Gel gitti süreçleriniz var. Bir dur bir kalk konuş gibilerinden böyle bir geri bir ileri bir geri bir ileri konuşmalarınız var. Kafanız ikiye ayrılmış görsellerinde çıkıyor. Bu da aslında ikilemde kaldığınız, çözmeye çalıştığınız ama biraz da sıkılabileceğiniz konuları gündeminize getirebilir. Bu konularda yol bulma, yol açma, ön açma gibi konular aslında biraz zor, önü kapanmış konular. Yani çözümsüz, sindirilmesi gereken konular gibi duruyor arkadaşlar. Olan olmuş yani orada bir şey olmuş. Ve aslında Perşembeden sonra Cuma, Cumartesi, Pazar hane içerisinde gördüğünüz gibi temiz görseller var. Şurada sadece arkadaşlar iki aşamada hanenizde yapmak istediğiniz bir konu başınıza ağrıtmış. O konuda sadece bir adım atabiliyorsunuz. Oysa ki iki adımda bitecek bir konu olarak görünüyor. Ama tek adım attığınız için yarım kalan bir işiniz olabilir belki de. Onun haricinde başka bir şey var mı? Hedefler önümüzdeki hafta hanede. Yani burada bir şey bekliyorsunuz ama haftaya gelir bu. Ya da haftaya hallederim dediğiniz konular olur. Hafta sonu sakin görsellerde çıkıyor. Oo, burası da bayağı kallavi. Biraz su dedim ama bakalım nasıl akacak. Neyse aktı. Bir kere bir bölümünüz gene özellikle hanenizin enerjisi negatif arkadaşlar. Burada nazar diye değerlendirecek olursak eğer bunu hanenizde bir nazar durumu söz konusu olabilir. Bunun temizlenmesi lazım. İşte dua edin, tütsü yakın, bildiğiniz bu konularla alakalı bir şeyler yapın. Enerji negatife dönmüş görselleri çıkıyor. İş ve para konularında bir sıkıntıyı arkanızda bırakıyorsunuz gördüğünüz gibi. Elinizi de bir kişiye bakın tutmuşsunuz gel buraya der gibi çıkıyorsunuz. Bu iş yerinde bir kişiyle yaşayacağınız bir münakaşayı gösterebilir bu arada. Kafanız başka yerde siz bu kişiyle tartışıyor görsellerinde çıkıyorsunuz. Aynı anda iki işi yapmak gibi bir şey. Ama bu kişiyle çözüm olmaz. Çünkü bu kişi arkasını dönmüş sanki bir şeyleri kaçırıyor sizden gibi bir görseli var. Bunun haricinde bir konu noktalanacak çok temiz görsellerde çıkmışsınız ve elinizde dikkat ederseniz bakın iki iş var önümüzdeki haftaya ama çok temiz görüşmeler. Niye sıkılıyorsunuz? Hani burada sıkılmamanız gerekir çünkü önünüz temiz aslında. Belki sıkıntı duyduğunuz bir konu önünüze gelecek ama çok hızlıca aşarsınız diyebilirim. Bakın şurada arabası olanlar için ya da mal alacak olanlar için diyeyim anahtarlı bir yer açılıyor. Temiz görselleri var buranın da. Hanede Allah'a emanet arkadaşlar burada. Şimdi konuşmalarda mesafe, konuşmalarda mesafe, ilişkilerde mesafe demek bu. Yalnız olanlarınız yalnız devam eder. Başka kişileri takıyorsunuz yani ailenizden kişileri takıyorsunuz belki ilişki dışında. Yollar var ama hep ilişkiler konusuna denk geliyor. Burada V anlamlı değil. ASV çıkmış. Şuradan şöyle devam edeyim diyeceğim ama yok yani burada nazar da zaten olduğu için enerji negatif çok da bir şey çıkartmaz. Elinizde böyle sanki raftan bir şeyler almaya çalışıyorsunuz hafta sonuna doğru ama orada birisi şey var huysuz birisi var onunla bir tartışma yaşanabilir görselleri var. Şurada bir 9 çıkmış. Bu yol planları yapanlarınız varsa bu hafta olmaz arkadaşlar. Ya da yoldan bir haber bekliyorsanız iş ve para konularında uzak yol yalnız bayağı uzak yol. Oradan cevap gelmez bu hafta için diyebilirim. Evet gördüklerim bu şekildeydi. İyi dediğim, güzel dediğim her şey önünüze düşsün. Sağlıklı, sıhhatli, güzel bir hafta geçirin. Kötüleri de evrene gönderelim arkadaşlar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki haftaya kahve balınızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.